Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızda geldik. Bugün 20. güne 27. videonun kapısını aralıyoruz artık. Basit eşitsizlikte ÖSYM bakış testinin çözümlerini bu videomuzda yapacağız. Ve kampımız barış yayınları TYT video ders kitabından ilerliyor gençler. Kaçıncı sayfadayız hemen onu da ben size Hatırlatayım söylüyorum 88. sayfadan başlayacağız bu videoda. 89, 90 ve 91. sayfaları işleyeceğiz. 16 tane soru çözeceğiz bu videomuzda. Hemen arkasından gelen videoda da 92. sayfada SML bakış testini çözeceğiz sevgili gençler. Sonra geçeceğiz yeni konuya mutlak değeri. Evet kitabımız ee, öve öve bitiremediğim kitabımız. Gençler açıklama kısmında satış linki mevcut. Dileyen? istediği zaman girip alıp kampa benimle birlikte bu kitapla birlikte devam edebilir diyelim. Kitabımızı kenara koyduktan sonra geçebiliriz dersimize. Şimdi efendim ilk önce ilk sorumuzla bir başlayalım şöyle. Müzik öğretmeni öğrencileri sırasıyla A, B e, sayı, öğrenci sayıları sırasıyla A, B ve C olan 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan koro ekibini iki katlı kürsüye yerleştirecek. Bu iki kata sadece 4. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerini yerleştirdiğinde. Yani kişi sayıları A ve B olan öğrencileri yerleştirdiğinde 6. sınıf öğrencilerine hiç yer kalmadığını ve diğer sınıflardan da öğrencilerin arttığını görüyor. Şimdi bu ne demek? A kişi ve B kişi varsayalım ki bu iki katlı kürsü X kişilik olsun. Bu A artı B x'i kesinlikle geçiyormuş arkadaşlar. Eşit dahi olamıyormuş. Eşit olmuş olsaydı tam dolardı hiç de öğrenci artmazdı. Ama geçiyormuş kişi sayısı. Yani kürsüdeki kişilerin yerleşebileceği yerlerin sayısı A artı B daha büyükmüş bunlar. Peki diyor ki hiç yer kalmadığın diğer sınıflarda öğrencilerin arttığını görüyor. Sadece 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin tamamını yerleştirdiğinde ise 2 katından tamamen 2 katında tamamen dolmadığını fark ediyor. Şimdi 5 ve 6. sınıf öğrencileri B ve C idi. B ile C'yi yerleştirdiği takdirde de 2 kat tam dolmamış. E tam dolmadıysa demek ki bu ikisinin toplamı X'ten daha küçük. Bu iki kat sadece 4 ve 6. sınıf öğrencileri tamamen dizildiğinde hiç öğrenci artmadan dolduğuna göre 4, 5 ve 6. sınıfta bulunan öğrencilerin sayılarını sıralaması yani ABC ile alakalı sıralama. Şimdi diyor ki bak 4 ve 6. sınıf öğrencileri tamamen dizildiğinde tam doluyor. Şimdi o halde A ile C'yi Birleştirdiğimiz zaman tam olarak bize x'i veriyor Şimdi buna göre sıralamayı elde etmemiz gerekiyor Abi burada şu iki eşitsizliğe baktığın takdirde ikisinde de b olduğunu görüyoruz. Ama birinde a eklemişim ikisi geçmiş ötekinde c eklemişim ikisi geçememiş Bundan kaynaklı artık şunu biliyoruz ki kesinlikle c a'dan daha küçüktür Peki şimdi ben şu ikisinde de c olduğunu görüyorum değil mi? B'yi ekleyince x'ten küçük olurken A'yı ekleyince x'e eşit olmuş. E şimdi demek ki A burada B'den daha büyük. Yani B de A'dan küçük. En büyük A'ymış onu elde ettik. Bir de şunla şuna bakacak olursam ikisinde de A olduğunu görüyorum. B ile C'yi kıyaslama imkanına sahibim burada burada A'nın üzerine B'yi ekleyince X'i geçiyor ama A'nın üzerine C ekleyince X'e eşit oluyor. Demek ki B, C'den daha büyük. Şimdi B, C'den büyükse A, B'den büyüktü. B, B'de D, C'den büyükse C, B, A küçükten büyüğe doğru sıralanır. Yani cevap da D şıkkı olur arkadaşlar. Geçer, geçiş yapalım ikinci ÖSYM bakışa. Ellerimin içleri terledi neden bilmiyorum. A, B'den, B, B'de, C'den küçük olmak üzere x artı y, A'ya, x artı z, B'ye ve y artı z, C'ye eşit x, y, z'yi Bize şimdi A küçük, B küçük, C ise hocam bir kere x artı y'den bahsediyoruz. Bu A'ydı. Bu x artı z'den daha küçüktür. Ve bu da y artı z'den daha küçükmüş. E peki şimdi şu ikisine bakacak olursak. ikisinde de x var. Demek ki y z'den daha küçük. Yani her iki taraftaki x'leri götürürsem y'nin z'den daha küçük olduğunu görürüm. Şu ikisine bak, bakalım bir de. Z'ler var. İkisinde de ortak. Demek ki x de y'den daha küçük. x y'den daha küçükse demek ki ikisi buraya yazacağım. X y z sıralaması doğru sıralamaydı. Doğru cevap C ydi. Geçtim 3'e. Birazcık da yaklaşalım şöyle sorumuza artık. Soru küçük. m ve n birer tam sayı olmak üzere diyor ki hocam x eksi m küçüktür n bu eşitsizliği sağlayan 4 tane doğal sayı var. Şimdi x'ten bahsediyoruz yani. Eksi m'yi karşıya attığım takdirde x küçüktür m artı n gelir mi? Gelir. Ve bunu sağlayan sadece 4 tane doğal sayı var. Şimdi bunu sağlayan sadece 4 tane doğal sayı varsa bunlar en küçüklerden 0, 1, 2 ve 3'tür. Şimdi 4 olamıyormuş. 4 tane varmış. O halde burası kesinlikle 4'tür diyebilirim. Çünkü 4'ten küçük 4 tane doğal sayı vardır. Eğer m artı n'e 5 demiş olsaydım x'i sağlayan bu eşitsizliği sağlayan 5 tane doğal sayı olurdu. Bundan kaynaklı ben m artı n'nin 4 olması gerektiğini öğrendim. Bir de diyor ki n küçük veya eşit x artı m eşitsizliğini sağlamayan 2 tane doğal sayı vardır. Şimdi buna da şöyle diyelim m'yi bu tarafa gönderelim. Yani x büyük veya eşittir n eksi m gelecektir. Şimdi bunu sağlamayanlar x küçüktür n eksi m'lerdir aslına bakarsan. Bunu sağlamayanlar bunlardır. Çünkü büyük veya eşit olmayan şey küçüktür. Ve burada iki tane doğal sayı varsa bu 0 ve 1'dir sadece. Demek ki m eksi şurası n eksi m arkadaşlar yanlış yazmışım. Şöyle gösterelim. Burada burası demek ki 2'ymiş. Yani ben n eksi m'nin de 2 olması gerektiğini gayet iyi anladım. Eğer ki bunları taraf tarafa toplarsam 2 n'ye eşittir 6. n de buradan 3 gelecektir. Eğer n 3 ise m de 1'in ta kendisidir. n kere m sorulmuş yani 3 kere 1 sorulmuş doğru cevabında 3 olması gerektiğini söyleyip b şıkkını işaretleyebiliriz. Evet geldim 4'e. A, B, C sıfırdan farklı rakamlar, A virgül A ve A, B, B virgül C, C, B virgül C, A ondalık sayılarından sadece ikisi birbirine eşit olup diğer e, sayı en büyüktür. E buna göre A, B ve C sayılarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir diye soruluyor. Şimdi bir kere eşit olanların ondalık kısımları da birbirine eşitmiş gibi düşünsek, hani böyle bir ihtimal olsa. Burada o zaman cc iki basamaklı sayısı ca iki basamaklı sayısına eşittir ve a da c'nin ta kendisidir diyebiliriz. a C ya da ca'ya eşittir. Peki diğer sayı bunlardan daha büyük diye o zaman a virgül ab bu ikisinden de büyükse otomatikman ab'den daha büyüktür. Şimdi e, daha büyük demişti değil mi? Diğer sayı en büyüktür aynen. Şimdi burada a diğerlerine yani b'den daha büyüktü ya o zaman ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Abi a B'den büyükse e, C de A'ya eşitse C eşit A o da büyük B diyebilirim ya da tam tersi B küçük C o da eşittir A denilebilir bu da bana zaten A şıkkında verilmiş kendisi. Evet 88. sayfayı bitirdik ve geçiyoruz 89'a ÖSYM bakış 5'teyiz artık. ABC birbirinden farklı rakamlarmış. X ABC 3 basamaklı sayısına Y BCA'ya Z de CAB 3 basamaklı 3, doğa, 3 tane doğal sayı veriliyor. Mine bu üç sayının sıralamasını yüzler basamağı yerine onlar basamağındaki rakamın değerine göre yaparak y küçük z küçük x değerini bulmuş. Şimdi y z'den z Z'de x'den küçükse aslında şöyle bulmuş. C z'den küçüktü yani a o da küçüktür b. Şimdi onlar basamağına göre sıralayınca böyle bir eşitsizlik çıkıyor karşımıza. Peki diyor ki x y z'nin doğru sıralaması hangisidir? Şimdi c en küçükse bir kere z en küçüktür. Çünkü c yüzler basamağı bununla başlıyor c ile başlıyor. A ise o zaman x'tir. Ve sonra da y kalır. Z x y doğru sıralamayı verir. Bu da e şıkkında verilmiştir. Geçtim 6'ya. Bir dijital oyun içerikli salonda bir bilet karşılığında A oyununu 5 dakika oynuyorsun. B'yi 8, C'yi 11, D'yi 14 dakika oynuyorsun bir bilet karşılığında. Bu salonda aynı gün içinde Anıl A oyunuyla A dakika, Buğra B oyunuyla B dakika, Ceren C oyunuyla C ve Doğan D oyunuyla D dakika oyun oynamışlar ve bu toplam süreler arasında da D C, B, A, küçükten büyüğe doğru bir sıralama mevcut. Eşitsizliği sağlandığına göre bu dört kişinin kullandığı bilet sayısı en az kaç adettir? Şimdi şöyle diyelim. Madem D küçük C küçük B küçük A diyelim ki bu X tane, bu Y tane, bu Z tane, bu da T tane bilet kullanmış olsun. Böylelikle 14 X, bu bana neyi verecek D dakikayı? İşte bu 11 Y'den. 11 ile y'yi çarptım, bilet adediyle dakikayı her bilet için harcanan süreyi çarptım. E bu da C zaten. D, zaten. Dcb a sıralaması varsa demek ki bu da 8z ve bu da 5t'den daha küçük olacak. O halde ben a, e, buradaki bilet sayılarının yani x artı y artı z artı t'nin en küçük değerini arıyorum, minimum değerini arıyorum. O halde buradaki x'i 1 seçebilirim. Burası 1 olursa bu kısım 14'tür. 11 ile neyi çarparsam 14'ten daha büyük yapar ilk olarak 2'yi. Demek ki x'i 1, y'yi 2. Şimdi burası kaç oldu? 22. E 8 z 22'den büyükse z'yi 3 seçerim. Burası da 3 olur. E burası artık 24. 5 t 24'ten büyükse t'yi de 5 seçmekten başka çarem yok. Burası da 5'tir. Toplamları bana 11'i verir. Bu da bunların alabileceği, bilet sayısının alabileceği en küçük değerdir. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı. Geçtim sağ üst tarafa. Her bir soruyu eşit sürede çözen bir öğrenci saat 10'da birinci soruyu çözmeye başlamış bir sınav var. Soru atlamadan devam etmiş. Saat 11'de de 6. soruya başladığını fakat 7. soruya henüz geçmedi. Yani 6. soruda olduğunu görüyoruz saat 11'de. Buna göre iki soru arasında süre kaybetmeden bu öğrencinin bir soruyu çözme süresi ee, bu değerlerden hangileri olabilir diye soruluyor. Dakika cinsinden tabi. Şimdi Abi 5 sorunun kesinlikle bittiğini biliyoruz değil mi? O halde bu her bir soruyu çözme süresine ben t dersem 5t kesinlikle 60'tan daha küçüktür. 6t şimdi 6. soruda 10, saat 11'de yani 1 saat geçtiği takdirde yani şu 60 dakika 1 saat 60 dakika olduğu için 6t yani 6, 6 altı soruyu çözme süresi kesinlikle ama kesinlikle 6 sorunun tamamını çözme süresi kesinlikle 60'tan daha büyüktür veya eşit olabilir. Yani hadi şöyle 6. soruyu bitirdiğine göre 60. dakikada yani saat tam 11'de 7. soruya geçecekti ama 7. soruya geçmediğine göre demek ki büyüktür demek ki de fayda var. Şimdi 5T 60'dan küçük 6T 60'dan büyük abi. E doğal olarak T 12'den daha küçüktür ve buraya baktığımız zaman da T 10'dan daha büyüktür. Yani T dediğimiz bir soruya harcanan süre kesinlikle 10'dan büyük ve 12'den küçük olacak. Bundan kaynaklı 9,6 olamaz çünkü ondan daha küçüktür. 11,1 bu aralıkta, 11,9 bu aralıktadır. Cevabımız da 2 ve 3 olacaktı deriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 8'e. Aydan bir kısmı asfalt ve kalan kısmı toprak olan bir yolun asfalt ucundan A metre, toprak ucundan B metre yürüdüğünde ortada kalan asfalt ve asfalt kısmında toprak kısmın uzunlukları eşit oluyormuş. Şimdi şöyle diyelim. Şöyle bir yolumuz olsun arkadaşlar. E, bu yolun şu sarıyla gösterdiğim kısmı e, asfalt olsun, burası asfalt ve şu kısmı da toprak olsun, burası da toprak kısmı. Şimdi e, buradan A metre yürümüş olsun, şuradan da B metre yürümüş olsun, şöyle, burası da B metre olmuş olsun. İşte şu ikisi birbirine eşit oluyor diyor. Tam kalan asfalt yolla kalan toprak yol birbirine eşit oluyormuş arkadaşlar. Pekala. Aydan başlangıçta asfalt ve toprak ucun her birinden c metre yürümüş olsaydı, şimdi c metre yürümüş olsaydı diyorsa eğer ben bu şekilden bir tane daha çizerim yani şöyle bir tane daha yapalım tamam mı? Ve burada da şunu vurgulayalım şu a metreyi b metreyi silelim tamam, mı şunları da silelim nereye kadar asfalttı hadi şunları da silelim ki tam olsun şurayı sildim şunu da sildim eşitlikleri de silelim keşke baştan çizeydim. Ha İsmail, değil mi? Şimdi şurası şuraya kadar asfalttı, Buradan sonrası topraktı. C metre yürüdüğünde ne oluyormuş? Ortada kalan toprak kısmı asfalt kısmının iki katı oluyor. Hmm. Şimdi o zaman şöyle diyelim mi? Ee, ben burada C kadar yürütüyüm bunu. Şurası C olsun, şurası da C olsun. Şöyle. Ve artık şundan eminiz ki, şurada kalan kısım K ise burası 2K'dır diyebiliriz. Tamam? Şimdi hocam. Ne demiştik? Her iki durumda da aydanın yürümediği mesafeler eşit olduğuna göre. He bak yürüm yürünülmeyen mesafeler birbirine eşitmiş hocam. Yani şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe birbirine eşitmiş. O zaman şöyle bir şey yapsak daha akıllıca olur mu? Şimdi ben K'ya 2K olduğunu biliyordum ya. Buraya 2K, buraya 4K diyeyim. O halde burası eşitti ya. Burası 3K, burası 3K olmaz mı? Böylelikle her iki durumda da yürünülmeyen mesafeler 6K olmuş olur. Peki şimdi B kadar yürüyünce geriye 3K yol kaldı. C kadar yürüyünce geriye 4K yol kaldı. Demek ki BC'den daha büyüktür. Kesin. A kadar yürüyünce geriye 3K, C kadar yürüyünce geriye 2K yol kaldığına göre demek ki C A'dan büyüktür. BCA büyükten küçüğe doğru sıralamamız geçerlidir diyebiliriz. 10 numara 5 yıldız soruydu ve 10 numara 5 yıldız bir çözümdü bence. 89'u da bitirmiş bulunuyoruz. Geçtik 90. sayfaya. 9. sorudayız. A ve B birer tam sayı olmak üzere zıt işaretli bu sayılardan sadece A sayısına 4 eklenildiğinde şimdi zıt işaretliydi ya biri A biri B A'ya 4 eklenildiğinde ya da sadece B sayısından 5 çıkarıldığında diğer sayı değişmeden çarpımı sonucu pozitif bir sayıya eşit olmuş. Yani ikisinin de işaretleri birbirine eşit oluyormuş. Ne zaman? Buna 4 ekleyince ya da bundan 5 çıkarınca. Demek ki A sayısı negatifmiş, B sayısı pozitifmiş önceden. A'ya ben 4 eklenince 0'dan büyük oluyorsa demek ki A kesinlikle eksi 4'ten daha büyük. B'den 5 çıkarılınca 0'dan küçük oluyorsa demek ki B sayısı da 5'ten daha küçüktür diyeceğiz. Unutma ki A ve B birer tam sayıydı. A eksi B farkının en küçük değeri soruluyor. O zaman tam sayılarsa ben burada küçük değer seçeceksem A'yı küçük B'yi büyük seçmem lazım önündeki eksiden kaynaklı. A küçük seçilecekse ben bunu en küçük eksi 3 seçerim. B büyük seçilecekse en büyük 4 seçerim. Eksi 3'ten 4'ü çıkardığım takdirde de cevabı bulmuş olurum. Doğru cevabım eksi 7'nin ta kendisi olacaktı gençler. Evet 9'u da bitirdik. Şimdi neredeyiz? 10. sorumuzdayız. Gayet güzel bence bana göre bir MSU sorusu olabilir. Aşağıda 5 eş kattan oluşan 32 birim yüksekliğindeki bir bina ile 3 eş kattan oluşan 20 birim yüksekliğindeki bir bina arasında yüksekliği şekilde belirtildiği biçimde olan bir ağaç görülmektedir. Ağacın yüksekliğini bilmiyoruz ama katlar arasında nasıl durduğu şekilde verilmiş. Buna göre ağacın yüksekliği bu 3 tane sayı değerlerinden hangileri de eşit olabilir diye soruluyor. Şimdi gençler öncelikle, öncelikle şöyle diyelim. Şuradan daha küçük değil mi bu ağacın boyu ve şundan da daha büyük. Şimdi ben 20'yi 3'e bölersem bir tanesinin uzunluğunu bulurum. 2 ile çarparsam iki tanesini. 20'yi 3'e böldüm. 20 bölü 3. 2 ile çarptım 40 bölü 3. Yani bu ağacın boyu kesinlikle 40 bölü 3'ten daha büyük. 40 bölü 3 küçüktür ağaç dedim. Tamam. Bir de bunu üstten sınırlayalım. Üstten de sınırladığımız yer şurası olacak. 32'yi 5'e bölüp 3 ile çarpacağım. Yani 96 bölü 5'tir diyeceğim. Şimdi hocam 40 bölü 3 dediğim şey Hani 40'ın içinde on, e, üç, 13 defa olduğu için 13,3333 diye devam eder bu. 13,3'tür. 96'yı 5'e bölersem de 19,2 gelecektir. Demek ki ağacımızın boyu 13,3'ten daha büyükken 19,2'den daha küçük olacakmış. Ve 13,3'ten daha büyükse 13'ün burada ne işi var? 15 olabilir, 19 olabilir ama 13 olamaz. Cevabımız 2 ve 3'tü. Yani cevap hop C şıkkında verilmiş. Evet 11. ÖSYM e bakıştayız. Bir kurs merkezinde 120 soruluk TYT deneme sınavında 5 farklı harfin temsil ettiği net sayısının gerçel sayı aralığı aşağıda belirtilmiş. İşte A aralığı, 110 ile 120 kapalı aralığı, B aralığı verilmiş, C, D, E verilmiş. Bu deneme sınavına katılan 5 öğrenciye sınav sonucunda yapmış olduğu net sayısına göre üzerinde uygun harfin bulunduğu birer tişört hediye edilmiştir. Öğrencileri ifşalıyor yani sen bunu yaptın, sen bunu yaptın diye. Bu 5 arkadaş toplamda 440 net yaptığına göre 5. kişiye hediye edilen tişörtün üzerindeki soru işareti yerine hangi harf gelmelidir? Bir kere buna bu tişört verilmiş. Yani birinci kişi 110 küçük veya eşittir. A o da küçük veya eşittir 120 aralığında bir net yapmış. Buna D verilmiş. D hangisi? 80 ile 90. 80 küçük veya eşittir. D o da küçük veya eşittir. 89 diyeceğiz. C'ye bakıyorum. Burada 2C var. O zaman C aralığını 2 ile çarpıp yazalım direkt. 180 küçük veya eşittir 2C. O da küçük veya eşittir. 99'u 2 ile çarpacak olursam 198 yapacaktır. Ve bir de burada soru işaretimiz var. Tabi soru işaretinin aralığını biz bilmiyoruz hocam. Ama bunları topladığımız takdirde buradaki sayıların toplamı 440 yaptığını kesinlikle biliyoruz. Şimdi o halde 110'a 80 ekledim mi? 190. 190'a 180 ekledim hocam. Kaç geldi? 190, 370 geldi 370, küçük veya eşittir Tabi artı bir de bu var Onu da unutmayalım, artı bir de bu var Burası nedir? 120, 90 daha, 210 da 209 209'a 200 eklemiş olsaydım 409, 2 çıkardım, 407 geldi Artı bir de neyimiz var? Buradaki ifademiz var Şu var Şimdi ben 370'e ne eklersem en küçük? 440 yapar 70 eklersem, doğru mu? Yani ben burada 70'ten daha büyük bir net yapıldığını bilmem gerekiyor. 407'ye ne eklersem 440 tan daha büyük olur diye düşüneceğim. E burada da 37 eklersem. O zaman benim net aralığım hani şurada zaten 70'ten daha büyük olması gerektiğini biliyoruz. 70'ten daha büyük olması gerektiğini biliyoruz. E ben 70 79 arasında bir net yaparsam eğer bak 70 79 eğer 80 falan olmuş olsaydı burayı ee, şurada 440'ı da geçireceğimiz için yani 440 alanını da düşüremeyebilirdik Burada minimum 70 net yapması lazım yani Minimum 70 netin olduğu aralık neresi? 0 ile 79 arasıdır Demek ki buna da e, e basılı tişört gelmesi gerekiyor Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı Geçtim 12'ye birazcık yaklaşalım sorumuza Ali ve Ege dikdörtgen biçimindeki bir arsanın uzun kenarının uzunluğunu adımlarıyla ölçmek istiyor Ali'nin her bir adımının uzunluğu 21,5 desimetre. Şimdi Ali 21,5 desimetre uzunluğunda adımlara sahip. Ege'nin adım uzunluğu da Ege'nin adım uzunluğu da 14, 14, 6 desimetre. Masanın uzun kenarının uzunluğu e, arsanın uzun kenarının uzunluğu Ali'nin iki adımından uzun 3 adımından kısa. Şimdi Ali'nin iki adımı ne kadar yapar? E, 43 43. İşte bundan uzunmuş. 3 adımı ne kadar yapar? 64,5. İşte bundan kısaymış. Pekala. Geldim şuna. Ege'ye bakıyorum şimdi. Ege'nin ise 4 adımından uzunmuş. 4 yani adım. 4 kere 14. 56 artı 2,4'ten 58,6 58, ,58 mı? 4 yapar değil mi? Bundan daha uzunken 5 adım 5 adımı ne yapar? 73 yapar. 73'ten kısaymış. Şimdi diyor ki arsanın uzun kenarının uzunluğunun desimetre türünden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? E hocam 58. Şimdi ben bunları kesiştireceğim ya. Kesiştireceğiz. Alt sınırların büyüğü, üst sınırların küçüğünü almam gerekiyor. Yani benim bu arsanın uzun kenarının uzunluğu kesinlikle 58,4 ile 64,5 arasındadır. Burada hangi tam sayılar mevcut? Hocam 59, 60, 61, 62 63 ve 64 mevcut. Kaç tane? 6 tane. O zaman cevabımız da 6'nın ta kendisi olacaktı diyebiliriz. Evet, 12. ÖSYM bakışı bitirdik. 90. sayfaya bitirdik. Geçiyoruz 91'e. 13. ÖSYM bakıştayız artık. Ellerim neden terliyor benim? Aynı firmada iş arkadaşı olan Ali Berk ve Cem'in evleri iş yerinin de üzerinde bulunduğu doğrusal bir güzergahta yer almakta. İş yeri servisi bu güzergahta aynı yönde ilerleyerek arkadaşları evlerinden alıp firmaya götürmekte. İş dönüşünde ise servis aynı güzergahı kullanıp ters yönde ilerleyerek arkadaşları evlerine bırakmaktadır. Şimdi bunların evleri ve iş aynı güzergah üzerindeymiş. Tamam şöyle bir güzergahımız olsun. Şimdi Cem diyor Cem işe giderken servise binmiş bakmış belki yok. Şimdi bu iş bu tarafta olsun iş şurası olsun arkadaşlar. Ve bunların evleri de buralarda. Şöyle ev olsun bir tane daha ev olsun, bir tane daha ev olmuş olsun, tamam? Şimdi bu tarafa doğru giderken, e, abi bu C dediğimiz vatandaş bakmış Berk yok, Berk yok demek ki C B'den daha önce servise bindiğine göre B'nin evi işe daha yakın, Berk'in evi. İş dönüşünde de servisten inerken Ali'nin henüz servisten inmemiş olduğunu görüyor, yani Ali'nin evi daha uzak. O zaman C ortadadır, B buradadır, A da buradadır, tamam? Ne sorulmuş bize? Bunların uzaklıkları sırasıyla ABC kilometre olduğuna göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur? E o zaman A büyüktür, C büyüktür, B diyebiliriz. A, B'den ya da küçükten büyüğe sıralamış B, C, A diyeceğiz. B, C, da bize D şıkkında verilmiş gençler. Geldim 14'e. Recep bir online alışveriş sitesindeki sitesinde renkleri beyaz, mavi, e, siyah ve turuncu olan 4 farklı tişört beğenip sepetine eklemiş. Sepetine eklediği tişörtlerden beyaz ve mavi beyaz ve mavi olanı sepetten çıkarınca ödeyeceği tutar A lira azalmakta. O zaman bunların toplamı A liradır hocam. Tamam burada da A küçük B küçük C demiş. O zaman bu küçüktür diyeceğim çünkü bu A oldu artık. Bu küçüktür dedim. Diyor ki mavi ve siyah olanı sepetten çıkarınca B lira azalıyor. Mavi ve siyahı sepetten çıkarınca B lira azalmış oluyor. Demek ki bunların da toplam fiyatı B. Ve bu da Siyah ve turuncuyu sepetten çıkarınca C lira azalıyorsa siyahla turuncunun toplamı da C liradır diyebiliriz. Burası da C. Pekala böylelikle AB'den BDC'den daha küçük olması gerektiğini anladık. Ekstradan sepetteki e, sepetteki beyaz, mavi, siyah ve turuncu tişörtlerin fiyatı sırasıyla bu olduğuna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Bir de burada şu vardı. Beyaz tişörtle turuncu tişörtün fiyatı eşitmiş. He beyazla turuncu birbirine eşit. Tamam güzel. Şimdi o zaman bunların e, beyaz şöyle gösterelim. Hatta ve hatta hiç uğraşmayalım. Şu A'yı B'yi C'yi silelim artık onlarla işimiz kalmadı. Şimdi beyazın fiyatı neymiş? 1. Daha sonrasında mavinin fiyatı 2. Siyahın fiyatı siyah hangisi? 3. Ve turuncunun fiyatı da 4'müş. Şimdi ben 1 ile 4'ün eşit olduğunu biliyorum değil mi? Ekstradan şöyle cümleler kurabilirim. Burada beyazla mavinin toplamı maviyle siyahın toplamından daha küçükmüş ya ikisinin de mavi var bak. O zaman beyaz kesinlikle yani 1 kesinlikle 3'ten daha küçüktür. Çünkü maviye beyaz ekleyince maviye siyah ekleyinceden daha küçük olmuş. Demek ki 1 3'ten küçük abi. Geldim şuraya ikisinde de siyah olduğunu görüyorsun. Bak siyah siyah demek ki mavinin fiyatı da turuncunun yani 4'ten daha küçük. Mavi kaçtı 2. 2 de kesinlikle 4'ten daha küçük olacak. Beyazla ben turuncunun eşit fiyatlı olduğunu biliyorum. O zaman kesinlikle 2 Şuradaki siyahtan yani 3'ten daha küçüktür. 2 de 3'ten daha küçükmüş. Şimdi burada bakalım A şıkkına. 1 numara yani beyaz 500 liraysa diyor. 2 numara yani mavi 540 olabilir diyor şimdi. Bir kere 4 ile 1 eşit fiyatı değil miydi? Madem eşit fiyattı 1 2'den daha pahalıdır. Yani 500 540'tan büyük olmadığı için bu gitti abi patladı. Devam B'ye bakalım. 3 numara 400 liraysa diyor. Yani siyah 400 liraysa 1 numara 370 olabilir diyor. Şimdi bir numara şuydu. Ve 3 birden daha büyüktü değil mi? Yani bu 400 ise bu 370 olabilir demiş. E o zaman doğru söylemiş. Cevap B'ymiş. Diğerlerini de eleyelim. 2 numara 540 sa yani burası 540 sa 4 numara 520 olabilir demiş. Şimdi şu 540 ken abi. Şu nasıl 520 olsun? Daha büyük olması gerekiyordu 4 numara. Bu da gitti. 3 e şuraya bakıyorum D şıkkına. 3 numara 180 ise 2 numara 181 olabilir demiş. Şimdi 3 numara hangisiydi? Siyah. Bu 180 iken. 2 numara hangisiydi? Mavi. Bu 181 olabilir demiş. Şimdi hocam 3 ile 2'yi ee, nasıl kıyaslayabiliriz? Aha burada. Şimdi 3 numara dediği şey 180 iken bu nasıl 181 olsun? Olamaz. Bu da gitti. 4 numara 280 iken 1 numara 290 olabilir demiş. Bir kere bir 4 numarayla 1 numara eşit olması gerekiyordu. Bu da gitti. Cevabımız B şıkkı olacakmış. Ve gençler geldim 15. kazanım bakışa. Şey, ÖSYM bakışa özür dilerim. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre demiş. Bunlardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi öncelikle benim burada ilk odaklanmam gereken yer şurası. X kare çarpı Y kare. Bu pozitiftir. Şimdi X kare çarpı Y kare pozitif. O zaman Y sayısı pozitiften daha büyükse Y kesinlikle pozitiftir. Daha sonrasında ben X'in X çarpı Y'den daha küçük olması gerektiğini biliyorum ya. Ee, her iki tarafı X'e böleceğim ama X'in negatif mi pozitif mi olduğunu benim anlamlandırmam gerekiyor öncelikle. Şimdi ben burada X sayısı varken bu X'i Y ile çarpınca, X'i Y ile çarpınca, yani şöyle olunca daha büyük oluyorsa X de pozitiftir. X de pozitif. Şimdi ikisinin de pozitif olduğunu öğrendik abi. Tamam mı? Geldim şu kısma. İkisi de pozitifken x küçüktür x çarpı y varken ben her iki tarafı x'e bölecek olursam eşitsizlik yön değiştirmez. 1 küçüktür y gelir. Yani y birden büyükmüş. Ekstradan y'nin de x çarpı y'den daha büyük olduğu aşikar y büyüktür x çarpı y. Her iki tarafı y'ye bölersem 1 x'ten daha büyük yani x birden daha küçük. Bak x birden küçük. Bunu elde edebiliyoruz. Kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Zaten elde ettiğimiz için kesinlikle doğru. E bir sayısı y'den daha küçük yani y birden daha büyüktür diyor. E burada ne demiş? Y birden küçüktür demiş. Palavra gitti. Şimdi hocam x ve y bu birden küçüktü. Bu birden büyüktü. Birden küçük bir sayı. 1 bölü 2 seçelim mesela. Tamam mı? Hatta ve hatta 1 bölü 9 seçeyim. Birden büyük sayıyı da 3 bölü 2 seçelim. Çarp bunları. Ne gelir? 3 bölü 18. Birden büyük mü? Hayır. E kesinlikle diye sormuştu. Burada, burada birden büyük diyor. Demek ki kesinlikle doğru olamıyor. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. Ve son örneğimizdeyiz. ÖSYM bakış 16'dayız gençler. Aşağıda bir masa ve masanın arkasında bir kısmı görünen kalorifer peteği gösterilmiş. Peteğin ön yüzünde eşit aralıklarla sıralanmış 12 tane çizgi bulunmakta. Şurada. Ama bu çizgilerin bazıları görünüyor, bazıları yarım görünüyor, bazıları tam görünüyor. Buna göre şekilde peteğin ön yüzünde görünen çizgilerin uzunlukları toplamının ön yüzdeki tüm çizgilerin uzunlukları toplamına oranı hangisi olabilir diye soruluyor bana. Şimdi sorulan şeyi bir daha algılamamız gerekiyor. Ön yüzünde görünen çizgilerin uzunlukları toplamının ön yüzdeki tüm çizgilerin uzunlukları toplamına oranı. Şimdi görünenlerin tüm çizgileri oranı soruluyor. Kesinlikle görünüyor dediğimiz burada hangileri var? Abi bak şurası tam masaya değmeden bittiği için şu dördü. Bunlar kesinlikle tamamı görünüyor. Ama şunların tamamının görünmediği aşikar. Şimdi tamamı görünenler 4 tane olduğu için şunu söyleyebilirim ben. 4 bölü 12'den daha fazladır bu oran. Kesinlikle daha fazladır. Peki burada hangileri tamamen görünmüyor kesinlikle? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 12 tane vardı. Demek ki 3 tanesi kesinlikle görünmüyor. O halde o halde 4 bölü 12'den daha büyüktür dedik. Tamam. Ee, ekstradan 3 tanesi görünmüyordu. Şurada o zaman geriye 9 tane kalıyor ya. Kesinlikle 9 bölü 12'den de daha küçük olması gerekir. Çünkü bunların bazıları yani şuradakiler görünmüyor. E, görünmediğine göre kesinlikle daha küçük olmak zorunda. Şimdi bizim aradığımız e, sayımız bu ikisi arasındadır diyebiliriz. Devam edelim. Şıklarımıza bakalım ne demiş. Ha, hangisi olabilir diye soruluyor çünkü. Şuraya şunu yapıştıralım. Ne demiştik? Bizim aradığımız sayı bu aralıkta olacak. E şimdi bizim aradığımız sayı bu aralıkta olacaksa 36'ya getirelim bunların paydalarını. 3 ile genişletelim. 12 bölü 36 ile 3 ile genişlettim. 27 bölü 36 arasında mıdır 11 bölü 36? Hayır 11 bölü 36 bunun sol tarafında kalıyor. Bu gitti. 24'e getirelim paydaları. 8 bölü 24 de 18 bölü 24 aralığında olmalı. E 23 bölü 24 bunun sağ tarafında kalıyor. Bu da gitti. 4 ile genişleterek paydayı 48'e getirelim. 4 ile genişletelim. 16 bölü 48. 4 ile genişletelim burayı. 36 bölü 48. Şimdi 29 bölü 48 bu aralıkta mı? Evet o zaman cevabımız C şıkkı. Aynı şekilde 8 ile genişleterek ve 6 ile genişleterek D ve E şıklarını da eleyebilirsiniz diyelim. Evet gençler ÖSYM bakış testimizi bitirdik. Sonuna geldik artık. 91. sayfamızda bitirdik. Artık 92. sayfada SML bakış testlerini çözeceğiz bir sonraki videomuzda. Ciddi anlamda çok güzel sorular var ki biraz da ensesi kalın sorular vardır diyebiliriz. Bundan kaynaklı önce kendin tabii ki çözmeye çalış bu soruları SML bakış sorularını önce kendin çözmeye çalış. Çözemediğin takdirde veya çözümün hantal olduğu takdirde veya lan bir de hocadan dinleyeyim diyorsan gel tabii ki bir de beni dinle. Tamam mı? Evet ne demiştik? Kampımıza Barış Yayınları video ders kitabından e, ilerliyoruz. Bu kitap bizim öncü kaynağımız arkadaşlar bu kampta. Tamamını buradan işliyoruz. Bütün soruları buradan çözüyoruz. Kamp programımızda 20. günü de bitirmek üzereyiz artık. Toplam 66 gün süreceğini söylemiştik. Neredeyse artık 22. günden itibaren kampın 3'te birini bitirmiş olacağız. TYT matematiği aslında bakarsan kısa bir süre içerisinde eritmiş olacağız. Ve ciddi anlamda çok ama çok tarz ve güzel sorularla biz TYT matematiği e, geçirmiş olacağız. Tamam mı? Bu süreçte TYT matematiği iyi öğrenmiş olacağız. Ciddi anlamda güzel sorularla. Bundan kaynaklı bu kamp ve bu kamp kitabı ve benim anlatımlarım çok değerli. Mutlaka ama mutlaka arkadaşım varsa eşin dostun varsa bu kampı öner. Bazı öğrencilerimiz şey yazıyor. <laughs> Hem Seviniyorum hem üzülüyorum. Diyor ki e, hani bu kanalı daha çok az kişi keşfetmişken kimseye söylemeyeceğim. E, ama mezun olduktan sonra yani hani artık üniversiteyi kazandıktan sonra herkesi de duyuracağım. Ama bu senelik kendime saklıyorum bu kanalı diyen arkadaşlarım var. Seviniyorum çünkü kendine saklıyor, sahipleniyor. Üzülüyorum çünkü daha fazla kitlelere ulaşmak istiyorum ama o kişi diyor ki ben kimseye önermeyeceğim bu kanalı sır gibi saklayacağım tam ortada bırakıyorsunuz beni ama olsun sıkıntı yok ee, önerebilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz bu arada abone olmayı ve e, videoları da beğenmeyi lütfen unutmayın yani bunu da istemek aslına bakarsanız bir noktada hakkım diye düşünüyorum biraz mahcup mahcubiyet hissederek istiyorum bunu biraz e, utanıyoruz isterken ama hani neden bunu söylüyorum? Abi şöyle bir durum var. Şimdi YouTube analizlerine bakıyorum. Beni izleyen 100 kişiden yani şu an videoları takip eden 100 kişiden 32'si abone. 68'i değil. Yani böyle bir oran var. İki katından daha fazlası izleyenlerin iki katından daha fazlası abone değil arkadaşlar. Hani lütfen e, rica ediyorum sizden bu oranı biraz arttıralım. Yani ben %70'e %30 falan olacağını düşünmüyorum. İzleyenlerin %70'inin abone olabileceğini falan düşünmüyorum. Ama en azından bu oranı biraz arttıralım. 50-50'ye falan getirelim. Ee, eğer abone değilsen ve şu an benim konuşmamı dinliyorsan abone olabilirsen beni mutlu etmiş olursun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendine dikkat et. Hoşça kal. Sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.